Yaklaşık 2 yıl önce Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul için yaptığı imar uygulamasıyla birlikte Şahintepe'de bir dönüşüm ya da bir sürgün politikası süreci başladı. O süreçte Şahintepe Halk Dayanışması kuruldu. Mahalleli bir araya gelerek bu sivil inisiyatifi oluşturdu. Davalar açıldı. Davalar açıldıktan sonra basın gösterimleri yapıldı, eylemleri yapıldı. Ve o uygulamadan bakanlık geri adım atmak zorunda kaldı. Kısmi geri adım diyoruz buna. Bir nevi Şahintepelilerin oradaki mücadelesi sonuç verdi. Ama Kanal İstanbul planları devam ediyor. O planlar neticesinde bugün değilse de yarın tekrardan yeni bir uygulama askıya çıkacak ve uygulamayla yeniden bir sürgün politikası gerçekleşecek ya da bir kamulaştırma vesaire. O süreçte Kanal İstanbul süreciyle birlikte Şahintepe Halk Dayanışması oluştu. Hemen akabinde Başakşehir Belediyesi'nin mahalledeki ransal dönüşüm politikaları başladı. Başakşehir Belediyesi ise ransal dönüşümü 2020 Aralık ayında askıya çıkardığı imar uygulamasına dayandırıyordu. İmar uygulamasıyla birlikte mahallede yüzlerce, binlerce parselin yeri kaydırıldı. Takas yapıldı belediyenin arsalarıyla vesaire ve birçok mülkte eşitlik ilkesine aykırı şekilde DOB kesintileri yapıldı. Burada dönüşüm artık tamamen belediyenin kontrolüne bırakıldı. Adalarda çoğunluk belediyenin yaptığı DOB kesintilerini biriktirerek ve kendi arsalarını biriktirerek yaptığı uygulama sonucunda çoğunluğa ulaşmasına sahip oldu. Bu da demek oluyor ki mesela örneğin diyelim ki bugün aşağıdan bir örnek verelim. 1553 işte 1500 1600 Altınoğlu adanın 5000 metrekaresinin 3000 metrekaresi tek başına belediyenin bir imzayla yani bir ransal dönüşüm sözleşmesini attığı imzayla belediye adada çoğunluğa ulaşıp bir anda 6306 sayılı yasayla birlikte dönüşüm yapma hakkına sahip oluyor. Mahallemizde birçok adada bu problem yaşanmakta. Dönüşüm sürecinde Başakşehir Belediyesi şunu esas aldı. Buradaki dönüşümü bir şirkete, o şirket de kendi özel iştiraki şirketi olan Başakkent'e devretti. Şimdi bu belediyenin şirketi değil, yani bir kamu şirketi değil. Kamu şirketi olsa zaten olaylar farklı cereyan eder. Ama burada bir özel iştiraki şirketi olduğu için sözleşmelerde vatandaşı korumayan, vatandaşın haklarını korumayan, onları muhatap almayan bir maddeler ve uygulama esas. Vatandaşlar sürekli bir imarlı tapu beklentisi içerisindeydi. İşte 2020 Aralık ayında bu planlar askıya çıktı. Askıya çıktıktan sonra da fark ettik ki uygulama ile birlikte bütün kontrol, bütün yetkiler Başakşehir Belediyesi'ne devredilmiş ve Başakşehir Belediyesi de bakanlıktan aldığı bu yetkiyi kendi iştiraki şirketi olan Başakkent'e devrediyor. Yani burada bir üçgen içerisinde Şahintepe'liler sıkışmış durumda. Ve bu yetkilerle birlikte 6306 sayılı yasanın onlara tanıdığı bütün olanakları kullanıp vatandaşları muhatap almayan, yerinden eden politikalar sergilenmeye başladı. Burada Şahintepe'liler yaklaşık 20 yıldır imarlı tapu beklentisi içerisindeydi. Yani burada kimse hazine arasına çöktüğü bir durum yok. Herkesin tarla tapusu mevcuttu. Herkes burada seçim dönemlerinde belediye başkanlarından sözler aldı, bakanlardan sözler aldı. Yani burada resmiyet kazanmıştı. Lakin arsa tapuları ya da kat mülkiyeti tapuları yoktu. Nitekim 2018'deki imar barışından da yararlanmış buradaki komşularımız. Başakşehir Belediyesi ve Bakanlık vatandaşı dinlemedi, görmezden geldi. Günün sonucunda da yaptığı uygulamalarla vatandaşı yerinden eden bir politikaya imza attı. Vatandaş dönüşüme karşı değil. Dönüşümü istiyor. Ama nasıl bir dönüşüm istiyor? Burada yerinde kalma hakkını koruyan adil, eşitlikçi ve mahalle kültürünü koruyan bir dönüşüm istiyor. Şahintepe Halk Dayanışması ise burada bütün bu yerinden etme politikalarına, rant uygulamalarına karşı mahallelinin gönüllü olarak bir araya geldiği, yönetilmek istenmedikleri, şahıs merkezli bir yapının içerisinde yer almak istemedikleri, haklarını komşuluk dayanışmasıyla bir arada sürdürdükleri, görev usulü değil, gönüllülük esaslı mücadele ettikleri bir oluşum. Burada 2 yıldır farklı geçici bürolar burada halk dayanışması için
mekan olarak kullanıldı. Ama günün sonunda artık halk dayanışmasının kendine ait bir bürosunun olması gerekiyordu. Burada mevcut imar uygulamalarının duvarlarında asılı olduğu, işte avukatların, kent plancılarının, ondan sonra dışarıdan bize desteğe gelen gazeteci arkadaşların burada ziyaretlerde bulunabileceği, komşularımızı eğitebilecekleri, bilgilendirebilecekleri, komşularımızın bir araya gelip sosyalleşebilecekleri bir alana ihtiyaç vardı. İstanbul koşullarında, günümüz Türkiye koşullarında herkesin birbirine bu kadar yabancı olduğu, herkesin birbirine bu kadar uzak olduğu, yabanileştiği bir dönemde mücadele insanları birbirine yaklaştırdı. Bu mekan da bu insanların yuvası oldu, ikinci yuvası oldu. Yani burada Sabiha Hanım'ın kendine ait bir evi varsa ikinci evi bu halk dayanışması oldu. Benim kendime ait bir kaldığım bir odam varsa, evim varsa burası benim için, hatta bazen burada geçirdiğim zamanı evimde geçirmiyorum. Öyle bir yuva oldu. İnsanlar burada çocuklarını bu halk dayanışmasının bürosuna yönlendirerek çocuk etkinliklerine katılmalarını sağlıyorlar. Kadınlar bir araya gelerek eğitici, bilgilendirici panellere, atölyelere katılım sağlıyorlar. Hem komşularımız burada birikimini arttırıyor, hem de sosyalleşiyorlar, hem de mevcut sürgün politikalarına karşı bugün ve gelecekte karşılaşılabilecekleri bütün tsunami diye adlandırabileceğimiz, deprem diye adlandırabileceğimiz afetlere, felaketlere karşı örgütlenmiş oluyorlar.